Kurban Bayramı'nda şeker ve tatlı tüketiminin yanı sıra et tüketimi de artıyor. Bayramda dengeli beslenme nasıl olmalı? Kurban eti nasıl tüketilmeli? Cevabı haberimizde. Kurban Bayramı'nda bayram geleneklerimizden olan tatlı şeker tüketimine ek olarak kırmızı et tüketiminin miktarı ve sıklığı artıyor. Diyetisyen Zeynep Aydın her zaman olması gerektiği gibi Kurban Bayramı'nda da dengeli ve sağlıklı beslenmenin önemli olduğunu söyledi. Özellikle kronik rahatsızlığı bulunanların dikkat etmesi gerektiğini ifade eden diyetisyen Zeynep Aydın kahvaltı öğününün mutlaka yapılması gerektiğini söyledi bayramında bayram genelinde şeker ve tatlı tüketimine ek olarak kırmızı et tüketim miktarı ve sıklığı artmaktadır. Özellikle bu dönemde hipertansiyon hastaları, kalp hastaları, diyabet hastaları daha dikkat etmeleri gerekmektedir. Kurban bayramında kahvaltı oyunu atlanabilmektedir. Kahvaltı oyunu sağlıklı bir gün geçirmek için oldukça önemlidir. Kurban bayramında etin tüketim miktarının yanı sıra pişirme yöntemlerine de dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Zeynep Aydın, etlerle birlikte sebze tüketilmesini önerdi. Kurban etleri hemen tüketilmemeli, en az 24 saat dinlendirildikten sonra tüketilmelidir. Etler pişirilirken ızgara, haşlama, fırınlama gibi yöntemler tercih edilirken, kızartma ve kavurma gibi yöntemlerden uzak durulmalıdır. Eğer mangal yapılacaksa etlerin kömürleşmemesine dikkat edilmelidir. Kömürleşen etler kanser riski taşımaktadır. Etlere ilave yağ eklenmemelidir. Kendi yağıyla pişirilmelidir. Etlerin yanına sebze yemekleri, salata gibi posa içeren besinler kesinlikle tercih edilmelidir. Kurban bayramının vazgeçilmesi olan şerbetli tatlılar da ölçülü bir şekilde alınmalı. Bayram genelinde şekerli tatlı tüketimi oldukça fazladır. Ee, hani Şerbetli tatlılığı tüketimde porsiyon kontrolü şeklinde ayarlayabiliriz. Ee, ancak şerbetli tatlı yerine sütlü tatlı, tatlılar bizim için daha sağlıklı olacaktır. Diyetisyen Zeynep Aydın su tüketimine de dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Kurban bayramında e, su tüketimine de önem vermemiz gerekiyor. Günlük en az 2,5-3 litre su tüketmeye özen gösterelim.